Şimdi hep beraber e, bu CSS dosyalarını yani stillerimizi uygulama yöntemlerini bir görüyor olalım. E, sayfamıza nasıl ekleyeceğiz peki bu kodları, onları inceleyelim hep beraber. Vücutlu kodumuzu açıyorum yine e, ve yeni bir tane klasör oluşturuyorum. 03 CSS diyelim buna bunun içerisinde de bir tane tabii ki ne oluşmamız lazım ilk önce HTML dosya. Çünkü CSS nereye uygulanıyor? HTML elementlerimize uygulanıyor. bir tane intro 1.html isimli bir HTML dosya oluşturalım. E, emet dediğimiz, encoding dediğimiz yapıdan da o kısa yazımlarla bir HTML element head bodysini oluşturuyorum. Şuraya CSS diyelim. body içine de bir tabii ki elementlerimizi koyalım. Ne koyalım? Bir h2'miz olsun. Başlığımız içerisinde şöyle lorem 3 ile bir 3 kelimelik bir şey koyalım. Bir paragraf olsun. Paragrafın içerisine de loremle işte 20-30 artık kaç kelime ise o kadar bir e, kelimelik bir metin oluşturtalım. Niye uygulamıyorsun? Canı istemiyor herhalde şu an uygulamak. Peki. Lorem 25 diyelim. 25 olsun. E, paragraftan sonra da bir buton koyalım. Butonun içerisinde de işte click mi yazsın. Önemli değil. Evet sayfamız bu şekilde oluşturuldu. Sayfamızı açmak için ne yapıyorduk? Ya sağ tıklayıp open with default browser veya buradayken cursor Ctrl K'ya basıp sonra Ctrl'yi bırakıp D'ye basıyordum. Tarayıcı da açıyordu ve sayfamız geldi. Ben biraz büyüttüm. E, bu normalde böyle gözüküyor. Şöyle 200 yapmak iyi olacak. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamızdaki elementlerin zaten kendiliğinden gelen bazı e, tasarım kodları mevcut. Örneğin burada ben h2 elementi koydum. Büyük bir yazı fontu ama sağdan bir boşluğu aynı şekilde paragrafın da bir boşluğu olduğunu görebilirsiniz. E, aynı şekilde yukarıdan bir boşluğu işte alttan bir h2'nin bakın bir boşluğu paragrafın da yukarıdan bir boşluğu kendinden gelen alttan bir boşluğu söz konusu aynı şekilde sağdan da var bir boşluk bu büyük veya biraz daha küçük olabilir ee, çok kestiremiyorum şu anda ve e, gördüğünüz gibi h2 elementinin böyle bir yazı fontu bakın bold ve daha büyük bir e, tasarım sonuçta bu da bir kodu söz konusu. Butonun da her ne kadar biz buton dediğimiz hani tıklanan bir şey olsa da bir tasarımı var. Bunların hepsi arkadaşlar tarayıcının, browser'ın kendisinin içinde bulunan bir style sheet'ten gelmekte. Dolayısıyla unutmayın her elementin bir default tasarımları Var. E, dolayısıyla da bunlar sizin tasarımlarınızda e, size de dahil olarak gelecektir sayfalarınızı yaptığınızda. Bunları da yeri geldiğinde ezerek değiştirebilmek veya e, farklılaştırmak mümkün. Peki güzel e, bu browser'in kendinden gelen tasarımın örneği arkadaşlar hiçbir şey yapmasak da bir tasarım geliyor yani bize. Peki biz e, dışarıdan bir dosyayla yani bir CSS dosyayla nasıl sayfamıza tasarım vereceğiz onu görelim. Bunun için de bir CSS dosya oluşturuyorum. Intro 1.css ismini veriyorum. E, ve geldi. E, daha önce sunumdan da hatırladığınız gibi bir elemente örneğin paragraf elementinin için tasarım yapacaksak onun adını yazıyoruz ve süslü parantez ile tanım bloğunu açıp Enter'a basıp arasına giriyorum. Örneğin renk color özelliğine red yazarak kırmızıya çekiyorum. Yani paragrafın içindeki yazıyı kırmızı göstermesini istiyorum. Kaydediyorum. Intro bire işlemeye gidip şimdi sayfama bu CSS dosyasını eklemem gerekiyor. Eklerken genelde head block'un arasında ekleriz. Fakat e, istediğiniz herhangi bir yere de CSS e, e, eklenebilir. Niye head'in içine ekliyor? Çünkü sayfa yüklendiğinde yani yüklenmeden önce hatta elementlere hiç daha başlamadan body'e yüklensin. Bu tasarım kodları hazır olsun. Elementler geldiğinde o tasarım kodlarından nasibini alsın istiyoruz. Aslında her şey bundan ibaret. Head headblog'un içerisinde bir dosya linkleyeceksiniz. Dolayısıyla link elementini kullanıyorum. href ile aynı bu a elementinde olduğu gibi bu elemen uygulayacağım ekleyeceğim dosyanın konumunu veya adını aynı konumda aynı dosya içindeysek direkt adını yazıyorum. Uzantısıyla bir klasörün altındaysa klasörün ismi örneğin abc slash bilmem ne noktası ss diye yazmanız gerekiyor. Bunu uyguladıktan sonra bu linklediğim dosyanın türünün ne olduğunu da belirtmem gerekiyor. Bunun için rel elementini, etribütünü kullanıyoruz. Buraya da CSS için style sheet tanımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben şu anda CSS dosyamı sayfama linkledim, ekledim. Harici bir CSS dosyasını ve onun içerisindeki kodlar kaydettim şu anda işlemiyle ve çalıştırıyorum. Ki zaten çalışıyor. oraya geçip refresh yapalım. Gördüğünüz gibi refresh ettiğimde kodlar uygulandı ve paragraf elementimiz kırmızı renk oldu. Bu da harici bir dosya şeklinde tasarım kodlarının sayfaya uygulanmasıydı arkadaşlar. Bir diğer yöntemde sayfa içerisine e, tasarım kodlarının yazılması, buna da e, internal diyorduk hatırlarsanız. E, bunun içinde style elementi kullanılıyor. Bunu head bloğun arasında yapabileceğiniz gibi body'nin içinde de herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Ee, ama genelde head bloğun içerisinde konur bu stil kodları. Ee, ve sayfa yüklenmeden önce yüklenmesi sağlanır yine mantık olarak. Örneğin buton elementine bu sefer yapalım. Tasarım kodlayalım. Color green diyelim yeşil. Bakalım yeşil olacak mı? Hmm, görelim. Ya da İsterseniz şöyle h2 yapalım. Elimizde h2 element var. Daha güzel olur. Yazıya uygularız. H2 elementini rengini yeşile çevirdim. F5'e bastığımda gördüğünüz gibi yeşil rengine döndüm. E, bu da sayfa içi eee internal olarak CSS tanımıydı ve son olarak da direkt e, ilgili elementin içerisinde style attribute'unun içerisine direkt CSS kodları yazabilirsiniz. E, i̇ki nokta e, çift tırnağın arasına örneğin color blue dediğimizde paragrafın işte yazı renginin blue olacağını belirtmiş oluyoruz. Bütün elementler için geçerlidir bu style attribute'ü ve hepsine ekleyebilirsiniz. Sayfayı yenilediğimizde mavinin baskın geldiğini göreceksiniz. Yani burada önemli olan o size Sunumda da bahsettiğim miras konusu söz konusu. Yukarıdan gelen linklediğimiz dosyadan gelen evet bir kırmızı renk var. Fakat bu sayfa içerisindeki inline yazılan, satır içinde yazılan CSS kodları o geleni eziyor. Yine bir nevi sıra olarak düşünebilirsiniz. Sayfa yükleniş şekline baktığınızda bu yükleniyor. Ee, sonrasında burası çalışıyor, sonrasında bu çalışıyor. Dolayısıyla en son çalışan her zaman baskın gelecektir. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Bu da satır içi CSS tanımı yapma yöntemi. Fakat çok tercih edilmez. Çünkü HTML kodları ile CSS kodları bakın burada karışmakta. Bir nevi okunabilirliği azaltmakta ve tekrar kullanılabilirliği de azaltmakta. Dolayısıyla bizim tercih ettiğimiz yöntem ya sayfa içindeki style elementin içine yazmaktır ya da ki genellikle en çok bunu kullanırız. Harici bir dosyaya CSS tanımını yapmaktır arkadaşlar.